Kim önden buyursun? Ya da istersen ben söyleyeyim. Yok, sen söyle. Bu sıkışmışlıkların aslında esas problemi dürüstlük yok. Bir şeyleri çözmenin yolu bunlarla yüzleşmektir. Biz yüzleşmekten kaçıyoruz. Bir kadının hayatından sıkılması için çok basit sebepleri de olabilir. Evet, yani. Evet, kesinlikle. Çok travmatik ve çok dramatik sebepler peşine düşmemize gerek yok. O romanları, o dizileri okuyan kadınlar gerçekten bunu peşine düşseydi neler olurdu? Ben öyle bir şeyin peşine düşer miydim, düşmez miydim bilemiyorum. Kadın filmi kodlamalarından da biraz evet, bana bir şey geldi. Yani güzel bir yerden geldi artık. Yani. Güzel bir yerden geldi. Kadın hikayesi dememizin nedeni aslında bir kadının açtığı kapıyla başlayan bir hikaye. Müşfik Kenter'le sabah 4'te aynı yatakta uyuyup sahnemizi beklerken uyurken fotoğrafımız var. Civan'ı öpüyorum onun için söyle. Gözlerim falan dolacak. Anlayacağım. Kiloklu bir sen olabilir miyim? Bitirmedim daha. Bu kadar uzun sürer miydi senin bitirmen? Kitapta yazan her şey gerçekçi. Kaybediyorum. Ben yolumu kaybediyorum. Benim seninle ilgili her şeyi öğrenmem lazım. Aklın varsa buralardan uzak durursun. Üçümüzün yediği bu son yemek kursağımızda ihaneti bıraktı. Sonunda sizi yüzleştirdim. Bu kimin hikayesi? Oksijen TV'den herkese selam. Gizemli, sırlarla dolu bir hikayeden Netflix'te seyirciyle buluşan Kül'den bahsedeceğiz bugün. Başrollerinde Funda Eryiğit, Mehmet Günsür, Alperen Duymaz yer aldı. Yönetmenliğini Erdem Tepegöz üstlendi. Senaryosunu Erdi Işık kaleme aldı. Ve biz bugün Funda Eryiğit ve Mehmet Günsür'le sohbet ediyoruz. Teşekkür ederim benimle olduğunuz biz için. Biz teşekkür ederiz. Son dönemde izlediğim etkileyici işlerden biri Kül. Filmi izlerken filmin kahramanı Gökçe gibi böyle ara ara karmaşık duygu halleri yaşadım. Hatta hangisi gerçek, hangisi kurmaca gibi sorular aklıma takıldı. O yüzden önce siz hikayeyi gördüğünüzde ne düşündünüz, size etkileyen ne oldu ya da aklınıza takılan ne oldu? Öyle sorayım. Özellikle Gökçe'yi biraz irdeleyeceğiz galiba. O yüzden Funda ile başlayayım. Evet. Ne diyorsun? Yani biraz beraber de bir senaryo ile ilgili ve Gökçe karakterinin gidişatı ile ilgili çok kafa yorduk. Hatta sonrasında Mehmet ve Alperen'le de yani aslında oyuncular olarak senaryonun biraz şekillenmesinde hani son yani tabii ki bütünü değil ama oyuncularla beraber de şekillenen bir senaryo oldu. Çok kafa patlattık yani saatlerimiz geçti hep beraber. Biraz böyle hikayeyi çözümlemek gerekiyor. Konuşup falan filan. Yani çünkü ince sınırları olan böyle ince çizgiler dolaşılan bir şey. Çünkü dediğin şeyi yakalamaya çalıştık aslında. Hangisi kurmaca, hangisi hayal hani bu karakter için karışırken bir yandan hani seyirci içinde karışmasını niyet ediyorduk. O yüzden sen öyle söyleyince o bir hoşuma gitti yani. O zaman amaca hizmet etmiş. Biraz, evet, senin açından hizmet etmiş evet. Yani. Gökçe içinde işte bu ya şimdi ne kadar neyi ne kadar söyleyelim bilmiyorum ama filmin belli bir yerine kadar fazla romantize ve bir hayal içinde hatta bence zaman zaman ya abi ne yapıyorsun falan denecek noktalara kadar bile varabilen bir romantizm içinde iken birden hani başka bir yere yuvarlanma halini görüyoruz. O da umarım çalışıyordur yani. Devam edebilmek için çok kısa bir özet yapmaya çalışayım ben. Filmden bana ne geçmiş belki onu anlatmış olurum. Şehirli, entelektüel çevreden, modern bir hayat yaşayan yayın evi sahibi Kenan ve eşi Gökçe'nin bir anda hayatları alt üst olur. Gökçe'nin yayın evine gönderilen Kül adlı kitabı keşfetmesiyle, öyle derler ya, bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Tekinsiz bir dünyada, böyle karışık duygu halleriyle ilerleyen ama çok sürükleyici bir hikaye. Burada Gökçe ve Kenan'ı konuşuyoruz. O yüzden bunu anlatmaya çalıştım. Mesela Kenan'ın, yayın evi sahibi Kenan'ın bence bu hikayedeki daha edilgen gözüken ama aslında belki de her şeyin sebebi olabilecek bir yanı da var. Çünkü
Kenan kendince bir düzen kurmuş. Hani öyle diyorlar ya, dışarıdan bakıldığında kusursuz gözüken bir hayat. Ama acaba Gökçe'nin sıkışmışlığını ne kadar hissediyor? Yani ben burada niyetim faturayı kenara çıkartmak değil. Yok yok ama doğru yani çünkü. Mesela bu aklıma takıldı. Evet. Onu öyle sorayım. Tabii ki yani söylediğiniz anlamda Kenan'ın etkisi önemli tabii ki. Yani bir evlilik fakat evet yani acaba adam biraz fazla işlerine gömülmüş ve sanki eşini biraz... evet yani bazı şeyleri görmüyor diyelim ve evet işte olan olaylar sayesinde onun da bir şekilde gözü açılıyor. Yüzleşme belki. Yüzleşme değil tabii mi? Ki. Tabii. Ben şöyle düşünüyorum bir yandan da lafına giriyorum ama yani bir kadının böyle bir şey yaşaması için ya o fikir benim hoşuma gitti aslında. O fikrin peşinden koştum. Ben yani de ona illa ki hani kocasının çok kötü ki hani kimisinin ya böyle de davranılmaz diyebileceği halleri olabilir Kenan ama kimi zaman da ya adam yani işte haklı ne var yani denebileceği halleri. Yani aslında standart bir ilişkide olabilecek hallerin kimisine karşı çıktığımız, düzelmesi gerektiğini düşündüğümüz, kimisine ya gayet normal şeyler bunlar diyeceğimiz. Yani bir kadının bu hayatından sıkılması için çok basit sebepleri de olabilir. Evet, yani kesinlikle. Bunun için bunun böyle çok travmatik ve çok dramatik sebepler peşine düşmemize gerek yok. Yani kesinlikle. O fikir çok hoşuma gitmişti. Yani o sıkışmışlık hissi evet yani dışarıdan hiç görünmüyor olabilir. Çok ince bir şey de olabilir. İlişkileri mutlu da olabilir. Ama belki bir takım minik problemler vardır ya da çatışmalar vardır. Ama bu dediğin gibi illa ekstrem bir şey olmasına gerek yok. Yani ya da bir Gökçe eksiklik... acaba da söyle adama da konuşmuyor mesela Gökçe de aslında hiç baktığımız zaman yani böyle böyle sorunlarım var seninle ilgili de demiyor yani. Duygusal bir kopuş var. Kesinlikle seyirci de hissediyor. Mesela şöyle hani Gökçe'nin de o hayat içinde o hayatın içindeki sıkışmışlığı yüzünden acaba zihninde yarattığı bir serüven mi bu? Diye de düşündüm. Eyleme geçmesi gerekmeyebilir. Bir kitap okursun, hayatım değişti denen o olabilir. Ya o yüzden de Gökçe'yi de Kenan'ı da biraz sorguluyorum. Çünkü bu aslında zaman zaman hepimizin başına gelebilir. An gelir, içinde bulunduğumuz hayattan kaçabilmeyi, yeniden heyecan duyabilmeyi, o rutinin dışına çıkabilmeyi isteriz. Yani bu bir tabii ihtiyaç ki. Haline geliyor. Özellikle filmde çizilen profildeki insanlar için. Dolayısıyla aslında şunu sorayım. İyi de sonunu bilmediğiniz bir yola gidebilir misiniz? Yani bunu Gökçe ve Kenan üzerinden soruyorum. Ama Funda ve Mehmet ne düşünüyor onu da merak ediyorum. Kendinizi yerine koyduğunuzda o karakterlerin ne düşündünüz? Kimenden buyursun? Ya da istersen ben söyleyeyim. Ya sen söyle ben benim şu an çok bir cevabım. Yani aslında tabii Gökçe ve Kenan karakteri ve aslında bütün dünyayla ilgili de konuşabilirim bu konuyu. Biraz şu son dönemlerde ya da bu sıkışmışlıkların aslında esas problemi insanlar birbirleriyle yüzleşmiyorlar. Evet. Ve bu çok daha... nasırlaştırıyor bir takım şeyleri ve ondan sonra büyük kopuşlar yaşanıyor. Aslında belki de şu anda dünyanın sorunu bu. Dürüstlük yok. Yani o bir problem olduğunu hissettiğimiz anda bunu çözmek üzerine uğraşmak olmuyor. Halbuki bir şeyleri çözmenin yolu bunlarla yüzleşmektir. Biz yüzleşmekten kaçıyoruz ve o zaman da ipin ucu kaçıyor. Karşılıklı konuşmayı da bıraktık. Evet, belki, evet. Değil mi? Evet. Yani Gökçe ile Kenan ilişkisinde böyle bir problem var. Ama hani Mehmet Günsür olarak sorarsanız o yüzleşmeden kaçmamaya çalışırım ben. Eğer bir problem varsa bununla yüzleşmek gerekir. Bunu yapabilirim. Evet. Nihayetinde şunu biliyoruz.
Gökçe yayın evine gönderilen o kitabı, külü okuduğu anda ruhunu ele geçiren bir dünyanın içine dalıyor. İşte az önce konuştuğumuz, bir gün hepimizin böyle bir heyecana ihtiyacı olabilir. Ben onu gerekçelendirebiliyorum Gökçe'yi. Bir yandan da ne kadar mümkün sorusunu soruyorum seyirci olarak. Ben olsam yapabilir miydim sorusunu. Yani ya da sen olsan peşine düşmek mi? Evet. Yani işte bilmiyorum, o ruhsal halin içine düşer miyim önce? Hani onu bir oradan tabii başlamak gerekiyor. Biraz ama yani bir film olduğu için bu aslında. Dolayısıyla yani ben bunu biraz şeye benzetiyorum. Beyaz romanlar vardı eskiden. Ve beyaz diziler. Beyaz diziler. Nefis. Yani evin içinde o ev hayatında artık hani o hayat gailesi ve sürüp giderken hani orada başka bir fantezi dünyası cereyan eder. Şimdi orada o kadınlar onu okurken zihinlerinde neler canlanıyor, nerelere gidiyorlar, ne hayaller kuruyorlar. Şimdi bunları bilmiyoruz. Benim ilk aklıma hani işte Gökçe çok modern, iç sahibi ama aslında kendi istediği, sevdiği işi de yapıyor mu? Oralarda bir hani şey, yani kendine ait hissettiği bir yer var mı? Çok oralar muallak mesela. Ve biraz işte kocasının daha arkasında, gölgesinde. Onun halbuki yanında duruyor. Evet ama o okuyor kitapları ve basılmaya değer olup olmadığına karar veren aslında demek ki bir okur gözü de var. Tabii. Fakat bu kadar iyi bir okur gözü olan bir kadın bile çok daha böyle primitif bir hikayenin peşinden birden akıp gidebiliyor. Yani aslında ben şöyle kodlamıştım. Hani o romanları, o dizileri okuyan kadınlar gerçekten bunun peşine düşseydi neler olurdu? Yani burada tabii ki de böyle bir kurmaca var. Evet. Yani evet. Dolayısıyla hani ben öyle bir şeyin peşine düşer miydim, düşmez miydim bilemiyorum. Yani belki merak edip hani romandaki bir pastaneye giderim falan ama yani sanmıyorum bu kadar da hani onun içine dalayım. Ama İşte orada hani filmin de işte esprisi aslında biraz. Orada gerçek, hayal, ne oluyor, kadının kafası nerelere doğru gidiyor. Biraz onları araştıran bir film olduğunu düşünüyorum. Evet. Evet, o anlamda bir hoşuma gidiyor. Yani net bir cevabı yok orada gibi geliyor yani. Evet. Tabii bir de aslında yani ilişkilerinde bir eksiklik var. Yani bir bir eksiklik var, bir boşluk var. Tabii bu da yardım ediyor aslında. Evet, evet. Ve işte o yüzden çekim öncesinde de konuştuk ya, kadınların hayal gücü ve olmadık hayallere dalabilmeleri işte ihtimali. Roman okumalarının yasaklanması filan. O yüzden roman kadınlar okuduğu için Avrupa'da yayılıyor. Ama gün geliyor kadınların okuması istenmiyor. Çünkü dediğim gibi olmadık diye hayallere dalabilirler. Evet. Çünkü tabii şöyle de bir yanı var. Bu kolay değil. Ucunda bir bedel olabilir. Sonunu bilmediğimiz bir yola çıkamayabiliriz kendi hayatlarımıza baktığımızda. Fakat siz şanslısınız. Çünkü oyuncu olmak, başka dünyalarda olabilmek, başka kimliklere, kişiliklere bürünebilmek demek. Bilmiyorum, en başta aktör olmayı seçerken bunu da düşünmüş müydünüz? Yani böyle bir cazibesi var mıydı sizin için? Bunu tabii Funda ve Mehmet olarak soruyorum. Ne dersiniz? Tabii ki. Tabii ki vardı. Vardı herhalde. Ya ben oralarda çok net şeylerim yok açıkçası. Yani çok ufaktım ve hani böyle oyunculukla tanışmam benim tamamen ne kadar farklı insanlar falan gibi bir yerden başladığı için burada değişik şeyler oluyor falan gibi çok çocuksu bir yerden başladı. Sonra sevme ve buna devam etme nedenlerim çok değişti zaman içinde. Yani belli bir dönem evet o da oldu böyle işte bambaşka şeyler tadıyorum, karakterleri oynuyorum falan ama o da geçti sonra. Hani çok zaman içinde çok değişti. O yüzden hani o çok net bir neden koyamıyorum yani süreç içinde. Evet yani ben de çok küçükken başlamıştım. O zaman yani 12 yaşındayken çok şanslı bir başlangıcım evet, var. Evet kesinlikle arada. Yani. Neydi? Geçmiş bahar mimozaları. Yani Filiz Akın, Müşfik Kenter, Rutka Yaziz. Müthiş. Yani Müşfik Kenter'le sabah 4'te aynı yatakta uyuyup sahnemizi beklerken uyurken fotoğrafımız var falan. Yani evet çok şanslıydım. Benim için şeydi, bir oyundu. Yani gibi yapmak oyunu.
ama hani zevkliydi. İsmini koyamadığım ama hoşuma giden bir oyundu. Büyüdükçe sonra işin içine çok daha derin girmeye başlayınca psikoloji, insan psikolojisi, başka insanlar, evet, başka karakterler tabii çok çekici bir hale getirdi. Mesleği yani yavaş yavaş anladım. İlk başta evet bir oyundu. Yani içgüdüsel olarak hoşuma gidiyordu ama neden olduğunu bilmiyordum. Sonra onun adını koyduk. Evet. Yani zaman zaman işte kendini gerçekleştirme aracı da oldu. Tabii. Hani tabii. Ne bileyim. Tabii ki. Beğenilme arzusu falan. Yani çok oralar çok karışık yerlerde geliyor bana. Üstüne eklendi tabii muhakkak. Ama işte buradan filme dönersem, şimdi filmde yaratılan büyülü bir dünya var. Ve bu seyirciyi çok etkileyecek eminim. Biraz masalsı, özellikle Balat'ta geçen sahneler çok etkileyici. Ve yaz döneminde çektiniz diye düşündüm. Evet. O kısmında neler yaşandı onu da merak ettim. Çünkü epeyce zorlayıcı sahne de var. Değil mi? Özellikle teknik olarak Balat sokaklarında gerçekten, evet, gerçekten neler oraları kapatmak ve yardımcı oyuncular filan, yani ama değil, o çok durdurulabilen bir alan değil orası, değil, aslında çok işlek bir yer. Evet. Ama evet zorlayıcı idi. Özellikle o Balat çarşı kısmı, evet, bir de çok turistik bir yer tabii, artık. Tabii. Dolayısıyla o, zorlayıcıydı. O kısmını biraz tahmin ettim. Buraları çekmek evet, evet, çok kolay olmamıştır diye ama filmde çok önemli bir yere sahip, evet, tabii ki. Ve bu bütün bu anlattıklarımızın ardından belki şunu söyleyebilirim. Filmin benim için ilginç kılan başka bir yanı, yönetmeni Erdem Tepegöz, Zerre ile tanıdığım, sanat sinemasından tanıdığımız bir yönetmen ya da benim ilk öyle tanıdığım bir yönetmen, ki ödüllü bir filmdir. Zerre'de bir kadın hikayesidir ki ben Külü de kadın hikayesi olarak gördüm. Bilmiyorum, evet, katılır mısınız? Senariste ne diyorsunuz o konuda? Evet. Kadın hikayesi diyebilir miyim? Onu evet önce, evet. Ben bana da öyle. Yani ben biraz sıkıldım bu kadın hikayesi falan filan. Yani işte erkeklerin de hikayesi var, kadınların da hikayesi tabii, var. Yani bu böyle hani özellikle kadın hikayesi falan olması yani, bana ya yani bir kadın karakterin hikayesi. Evet, evet, bazı da erkek karakterin hikayesi ama bunu hani erkek hikayesi, erkek filmi gibi kodlamıyorsak ayrım ben artık yoksun, bu kadın filmi kodlamalarından da biraz evet, bana bir şey geldi. Yani güzel bir yerden geldi artık. Bu yani da aslında güzel bir yerden kadın hikayesi dememizin nedeni aslında bir kadının açtığı kapıyla başlayan evet, bir evet, hikaye. Evet. Yani. Ama yani erkeğin açtığı kapı olmuyor yani. Olmuyor. İşte. Ama orada da şöyle bir kaygı var. Bak çok güzel bir ışık çaktın bende de. Neden kadın hikayesi olmasını böyle altı çizilecek bir konu gibi söylüyoruz? Çünkü kadın karakterlerin açtığı hikayelerin çok az olmasından sonra. Peki artık o kaygımız geride kaldı mı? Kalmadı ama o kaygıyı biraz geride bırakmak için de artık ne münasebet efendim falan diyesim geliyor. Yani işte yapalım herkes yapsın evet, hepimiz yapalım. Evet. Biraz evet dengesi tabii ki olması gerekiyor. Hala daha yani evet, çok az geliyor böyle hikayeler. Ama hani bunu artık kadın filmi çekiyoruz gibi evet, kodlamanın evet, yani, da biraz doğru, demode olduğunu İnsan düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle. Evet, yani. Kesinlikle. Doğru bak güzel bir nokta oldu bu. Ve yönetmenini söylüyorum, senaristini özellikle söylüyorum. Erdi Işık da LCV filmi Antalya Film Festivali'nde yine çok sıra dışı bir hikayeydi o. Şimdi bu isimler aslında sanat sinemasında iş yapan isimler ve bu filmde de imzaları var. Bu film Netflix için yapılan bir film. Ayyapım tarafından Netflix için çekilen bir film. Ya bu bana şunu düşündürdü. Dijital platformlarda mecra bulan bu tür filmler önemli. Çünkü işte sanat sineması dediğimizde ki bu film için net olarak sanat sineması diyemem. Daha arada. Bir yerde. Hatta buluşturan bir film her iki türü. Evet. Ama mesela sanat sineması dediğimizde festival yolculukları olur o filmlerin. Zar zor vizyona yer bulurlar bulamazlar. Seyirciyle de az oranda buluşurlar. Şimdi burada öyle de bir yanı var mı? Yani siz de katılır mısınız bu filme? Bence bir dijital platform için yapılan sanat sineması ile ana akımı nitelikli bir yerde buluşturan bir örnek olmuş. Hı hı.
Bilmiyorum siz katılır mısınız? Nitelikli olduğunu düşünürler umarım. Evet. Niyetimiz oydu yani. Evet, doğru söylüyorsun. Evet, kesinlikle. Zaten Erdem'in DNA'sında var o. Yani bütün ekip de zaten yani o DNA ile o enerjiyle çalıştık. Dolayısıyla kesinlikle katılıyorum. Yani iki türü, iki janrı diyelim aynı yerde buluşturan bir iş oldu. Farklı gelecek o yüzden izleyiciye. Ve dediğim gibi biz dijital platformlarla birlikte en fazla seyirci olarak daha nitelikli işler görmeyi arzu ettik. Bu anlamda da ben elinize sağlık diyorum. Teşekkürler. Filmin yolu açık olsun diyeceğim zaten seyirciyle buluşu. Evet. Şimdi vizyon olduğu zaman böyle bir cümle söylenir diye. Film yola çıktı zaten burada. Evet. Dolayısıyla ben elinize sağlık diyorum. Yine yeni projelerde buluşalım. İnşallah. Mutlaka. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Civan'ı öpüyorum onun için söyledim. Ama çok güzel bir dönemde olduğunu da biliyorum. Evet, evet. O yüzden kolay gelsin. Yok, kaçmıyorum. Yine gözlerin falan dolacak. Mehmet'i de benim de gözlerim dolacak. Mehmet'i de hızlı uğurluyoruz İtalya'ya. Ya. Böyle proje bazında görüyoruz. İyi ki geldin. Çok teşekkürler. Yine görüşelim. Evet. Sağ olun. Çok sağ ol. Davet ettiğin için.